Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet şöyle hardar sarısı tek renk bir tülbentim var. Tığımın numarası 21 numara ve tülbentimle aynı renkte olan ipimiz size yine iğneden ta şöyle kimeni tülbentimin kendi renginden olan bir model hazırladım arkadaşlar bakın şöyle iğne uyasında bunlar üç tane pipirikti arkadaşlar bu fıstıkları ben kendim koydum isterseniz o şekilde pipirikle yapabilirsiniz bundan öncekiler hep pipirikliydi bu da pipirikli olup tekrarı olmasın diye şöyle bu şekilde fıstık koydum kenarlarını da minik kirpiklerle süsledim arkadaşlar Evet çok amaçlı bir burası ister fıstık koyarsınız ister tunus içi çiçek yaprak koyarsınız sizin zevkinize ait veya da sadece bu şekilde 5 tane kirpik koyup değerlendirebilirsiniz Evet modelim bu dediğim gibi çimenini hardar sarısı renginden yaptım tülbentin kendi renginden şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim Tırbentimizin kenar tığlama işlemlerini ikişer zincirle yaptım. 696 Nurgül'ün tığ ve iğne yuvaları YouTube'un arama kısmına yazdığınızda 696 Nurgül'ü videomda tüm püf noktalarıyla mevcut arkadaşlar. Oradan bakıp izleyebilirsiniz. Şimdi ilk başlarken nasıl başlıyoruz? 4 tane tığ battı yaparak başlıyoruz. Şöyle tığ battımızın içine sık iğne ipimi sabitledim. Ve sıkı sıkı 3 tane zincir çekiyorum. Ve bu şekilde 4 tane tığ battı yaparak başlıyorum. 5 zincir 5 zincirimi şu şekilde çevirdim ve bir tane bırakıp ikinci tığ battının içine 5 zinciri sabitleyerek 5 zincirden buraya bir yuva oluşturdum şöyle bir zincirimi çekiyorum düz tarafına döndüm bu bir zincirle sık iğne yaparak sabitliyorum bu şekilde yapacağım sinek kanadından yaprak aşağı düşmesin diye ve 9 tane zincir çekiyorum 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zinciri bu 5 zincirli yuvaya kapatıp bu şekilde bir dal oluşturduk. Ve 7 tane zincir çekiyorum. Hemen ters çevirdim. Buraya 9 zincirin içine 7 zinciri kapatıp sabitliyorum. 13 tane buraya zincir çekeceğim. Sıkı sıkı. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Hemen düz tarafını çevirdim. Bu yuvanın içine sabitliyorum. Hemen yine 9 tane zincirden dal yapacağım. Bakın sinek kanadımız bu şekilde oluşuyor. Bu böyle kalıp gibi durmasının sebebi ipimi çok güzel esnetmem ve sıkı sıkı zincirleri çekmem. 9 tane zincir. 4 5 6 7 8 ve 9. 9 zinciri yine bu 5 zincirli yuvanın içine sabitleyip bu şekilde dal oluşturdum. 7 zincir. 5 6 ve 7. Hemen ters tarafından 7 zincirimin hemen arasına sabitliyorum. 13 tane zincir çekiyorum yine 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 13 zincirimi çekiyorum bir tane bırakıp ikincinin içine gidip şöyle sabitliyorum bakın bu şekilde artma işlemini oluşturduk Burası hem de bu fıstıklarımız için yuva olacak bu şekilde Evet çimeli bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Daha iyi pekişsin. Şimdi 3'er zincirden 4 tane tığ battı yapıyorum. 3 zincirimi çektim. 1, 2, 3 zincir. Tığ battı. 3 zincir. Şöyle tığ battı. 3 zincir. Şöyle tığ battı. Bu şekilde 4 tane tığ battığı hazırladık. İlk başlarken de aynen bu şekilde başlıyoruz ve 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi çevirdim. Hemen bir tane bırakıp ikincinin içine şöyle yuvamı kapattım. Bir zincirle dönüp sık iğne ile sabitliyorum. Evet, bu sık iğne ile dönmeyi unutmayalım. Sinek kanadın yukarıda durmasını sağlıyor. 6 7 8 ve 9. 9 tane zinciri bu yapmış olduğumuz 5 zincirli yuvaya sabitleyip bu şekilde bir pirpik oluşturduk ve 7 tane zincir. 7 zincirim hemen çevirip buraya sabitliyorum. 13 tane zincir çekiyorum. 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Bakın. Hemen sinek kanadını yaprağımızı tamamladık. Bu şekilde. Yine 9 tane zincir. 5, 6 ve 7, 8 ve 9. 9 zincirden şimdi bu sinek kanadı yaprağımızın yanına bir tane dal oluşturuyorum. Şöyle ve 3, 4, 5, 6 ve 7 hemen çeviriyorum. Bakın şu şekilde ters tarafı oluyor. 9 zincirin içine kapattım. 13 tane zincir çekiyorum. Ters tarafından çekiyoruz. Şöyle 4, şöyle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 hemen çevirdim bir tane bırakıp ikincinin içine sabitliyorum. Ve 3 tane zincir sabitledim. 3 zincir sabitledim. 1 2 3 Sabitliyorum ve 3 zincir. 1 2 ve 3. Evet, bu şekilde bakın çimenini oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde devam edecek. Şimdi fıstığın yapılışına geçelim. Evet çimenin hazırladık. Bu 13 zincirle artma yaptığımız yere şöyle ipimi sabitliyorum ve 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 zincirimiz hazır. Şimdi fıstık yapacağız. Hafif ipim. Bakın hafif bir boyutta uzattım. Şöyle altından girip üzerinden bir zincir çekip ipimi hafif uzatıyorum. Büyük bir fıstık değil. Şöyle 12 tane ilmekten oluşan fıstık yapacağız. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve toplamda 12 tane ilmeği topladım. Minicik bir buraya fıstık yapıyorum. Hem kenar olduğu için minik olması gerekiyor hem de üzerine arkadaşlar kirpikli taç yapacağımız için minik olması şöyle önemli. Bakın son olarak hepsini çektikten sonra buradan artma yuvasından da yani hardar sarısı yuvasından ilmek alıp o şekilde kapatıyorum. Ve yanına hemen şöyle bir sık iğne yapıyorum. Bir sık iğneden sonra 15 tane zincir çekeceğim. Tacı için bakın şu şekilde minik bir yaptıktan sonra sola doğru yatırırsanız o kendini şöyle yuvarlıyor arkadaşlar. 15 zincirimizi çekiyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 zincir tam 12 ilmekli fıstığa iyi geliyor arkadaşlar. Şimdi ters tarafından yaprağımızın şu kısmından bakın dip kısmından sabitliyorum. İki tane zincirle düz tarafına dönüyorum. Bu burada kaynasın diye altına geçirdim. Şöyle bunu buraya yakacağız arkadaşlar. arkada gözükmeyecek. Daha sağlam olsun diye üzerine sık iğne yaptım. Bakın sahte sık iğne yapıyorum. Daha zarif dursun diye. 2 zincir. Şöyle zincirin altından ilmek alıp tığımdakine geçirip üzerine bir zincir bir zincirde ben çekiyorum. İki tane zincir olmuş oluyor. Bu şekilde 15 tane iki zincirli kirpik yapıyorum. Şöyle 3 şu şekil oluyor. 4 şöyle 5 6 Sahte sık iğneyi biliyorsunuz. Aldığım ilmeği tığımdan geçirip üzerine bir zincir, bir zincir de ben çekiyorum. Bu şekilde olmuş oluyor arkadaşlar sahte sık iğnemiz. Şöyle bakın tam zaten 15 zincir kaplamıştı. Şöyle yaptığımızda geriye çekerek yaparsak daha düzgündür. 2 zincir şöyle 2 zincir ve 2 zincir petrol rengi yeşille güzel olur diye düşündüm. Ve son olarak yine bu hardar sarısı yuvadan sık iğne ile sabitliyorum. Üzerine de sökülmemesi için bir zincir çekiyorum. Fıstığımızın işlemi bu kadar arkadaşlar. Bakın çok da güzel oldu. Yaprağımızın kenarına incecik oldu. Hemen ipleri yakıp temizleyelim. Bir tane daha gösterelim. Şöyle 13 zincirli artma işleminin içine giriyorum. Sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Bu sefer de mavi renk deneyelim. Ve 7 tane zincir çekiyorum. 5, 6 ve 7. 7 zinciri şöyle parmağım üzerine koydum buradan hemen alttan bir ilmek çıkarıp üzerinde bir zincir çekip ipimi uzatıyorum şöyle 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane yine ilmeği topladım. Bakın minik bir fıstık yapacağız. Hepisini birden bu şekilde sonuna kadar çektim. Şöyle minik bir fıstığı şöyle de sıkılaştırın, yuvarlasın kendini. Bir tane ilmek de hardal rengi sarısı yuvadan alıyorum ve buraya çekiyorum bakın. Çözünürlüğü gelsin. Kapattım. Hemen şöyle dibine bir sık iğne yapıyorum. Bu e, yapacağımız tacın çok fazla yakın olmaması için. Hafif sola şu ucundan yatırın arkadaşlar, kendini yuvarlasın. 15 tane zincir çekiyorum. T, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 zincirimi yine şöyle fıstığımızın ilk sık iğne ile girdiğimiz yerden bu ipi de şöyle altta bırakıyorum ki temiz bir sağlam bir iş olsun bakın bu şekilde son kısmı sabitledim bir ve iki tane zincir çekip düz yüzüne döndüm düz yüzüne dönüyorum bu zincirin içine hemen ilmekten geçirip üzerine iki zincir Şöyle bakın. İlmekten geçiriyorum. Üzerine sıkılaştırmak için mecbur bir zincir çekiyorum. Bir zincir de üzerine. Şöyle. 2 2 zincir. 3 2 zincir. 4 Şöyle 5 bakın yaptıkça hafif meylettirirseniz bu şekilde daha güzel olacak. Şöyle görmeniz için katlayayım. 2 zincir 7 Bu şekilde iki zincir çekerek toplam 15 tane buraya bu şekilde bakın iki zincirli kirpikler geçirtiyorum. 2 zincir 2 zincir şöyle bakın. buraya Harder sarısı yuvaya da bir sık iğne yapıp üzerine de bakın bir zincirimi şöyle çekip kezerseniz sökülme olmaz İpimi kopardım fıstığımızı yine tamamladık şöyle bakın. çok güzel şöyle kenarı kirpikli sahte sık iğneli bir fıstık yaptık iplerimi yakıp temizleyip geliyorum Evet sizle yapmış olduğumuz mavi ve turkuaz rengimiz ve daha önce sizlere hazırladığımız renklerim arkadaşlar şöyle çok hoş bir zarif oldu bakın bu renklerde her dar sarısını çok iyi açıyor saks mavisi şöyle siz tabi istediğiniz renklerden yapabilirsiniz ben hemen sizlere kolaylık olsun diye bu şekilde hazırladım şöyle sahte sık iğne yerine normal sık iğne de yapabilirsiniz hangisi ne kolayınıza geliyorsa bu şekilde arkadaşlar işlemeye başlayabilirsiniz devam edersiniz şöyle bir de sallantılı haline bakıtayım sallantılı halide bu şekilde İğne taz zarif kolay süre hep kolay modellerden gidiyoruz yazın biraz video çekmesi sıcaktan zor olsa da sizler de zaten tatilde köyde olduğunuz için Böyle bu şekilde değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.